elinden gelen her şey. Aklınıza gelebilecek iş bu noktaya gelmeden önce yapılan bütün girişimlere Türkiye destek verdi. Arap Ligi'ne destek verdi. Mısır, Suudi Arabistan, İran girişimine destek verdi. Birleşmiş Milletler'e destek verdi. Rusya'nın yaptığı girişimlere destek verdi. Kendisi doğrudan Arabuluculuk yaptı. Dolayısıyla işin bu noktaya gelmeden öncesinde ki üzerinde de uluslararası bir baskı vardı. Hem iç kamuoyu baskısı vardı. Çünkü Beşer esat bir baskı politikasına başlamıştı ona rağmen yani Esat hükümeti kendi vatandaşına karşı silah kullanmaya başlamasından sonra gidildi Şam'a ve konuşuldu. Ve ondan sonra da Türkiye'nin diplomatik ilişkisi çok kalmadıktan sonra da yapılan bütün uluslararası girişimlerin altında Türkiye'nin imzası vardır. Yani bana bir tane istisna gösterilemez. Hani şöyle bir girişim vardı ve Türkiye buna destek vermedi. Girişim ve bunu... dediğiniz mesela Türkiye'deki Suriye'deki ve şu anda terör örgütü diye nitelendirdiğimiz birçok grubun <laughs> o dönemde Türkiye'de toplantılar yapması da dahil mi? Terör örgütü kim? El Nusra. Şimdi Nusra'nın buradaki bir toplantısından bahsetmiyoruz. Türkiye oradaki direniş gruplarını destekledi mi? Evet destekledi. Ö Ö Özgür Suriye ordusunu destekledi mi? Evet destekledi. Özgür Suriye Ordusu aynı şekilde Türk ordusu ile Afrika'da Özgür Suriye Ordusu mu daha önceki mi? Şimdi bir kere Suriye konusu o kadar karışık ki Özgür Suriye Ordusu dediğiniz şey bir genelkurmay başkanı olan, aşağıda da o, uzman onbaşıları olan bir örgütten bahsetmiyorsunuz. Suriye direnişi başladığı günden bu yana Suriye rejiminin kendi insanına karşı işlediği katliamlara karşı direnen bütün örgütler öyle ya da böyle kendilerini meşrulaştırmak için kendisinin Özgür Suriye Ordusu içinde olduğunu söyledi. Ortada bir sonu ve başı belli olan bir ordudan bahsetmiyorsunuz. Bir direniş yapısı var. dahil mi? Hayır değil. İşit zaten Özgür Suriye ordusuyla çatıştı. Ama o zaman da Esad rejimine karşı mücadele eden bir şeydi, muhalif diye de nitelendiriliyordu IŞİD başlangıcında. IŞİD'in çıkış noktasına bakarsanız Şam'daki şeylerin radikallerin bakın ılımlılar değil Şam'da Beşar Esad hapishanesindeki radikallerin serbest bırakılarak IŞİD'i kurduklarını görürsünüz. Aynı şey Irak'taki hapishanelerde de geçerli. Bununla ilgili Türk uzmanlara da bakmanıza gerek yok. Hatta iletişim yayınlarından Suriye sorunları ilgili çok güzel bir kitap var. Ona bakarsanız Beşar Esad yönetiminin IŞİD gibi radikal unsurların ortaya çıkarak kendisinin verdiği mücadeleyi meşrulaştırabilmek için ortaya çıkması için nasıl ılımlı Suriyelileri içeride tuttuğunu ve radikal Suriyelileri serbest bırakarak o örgütlere ittiğini görürsünüz. IŞİD her şeyden önce Irak'ta ve Beşar Esad'ın bıraktığı kişiler tarafından kurulmuştur. Ebu Gureyb hapishanesi gibi belli Amerikan'ın da şeyinde olan, kontrolünde olan. Oradan çıkanlarla kurulmuş bir örgüt ve Türkiye'nin hiçbir zaman IŞİD'le bir bağlantısı olmadı. IŞİD'e ilk silahlı saldırı yapan ülke kimdir? Türkiye'dir. IŞİD'i terör örgütü kılan ülke kimdir? Türkiye'dir. IŞİD'e karşı en fazla askeri kayıpta bulunan kimdir? Türkiye'dir. Bütün Suriye politikasını eleştirebilirsiniz. Suriye politikasında Özgür Suriye ordusunu desteklemeseydik diyebilirdiniz. Beşer Esad'la daha fazla yakın ilişkimiz olur. Bunlar anlaşılabilir. Ama Türkiye'nin işi de destek verdiğini söylemek bir kere temelsiz bir iddia. İki doğru değil. Bakın Suriye politikasını eleştirmekle Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terörist örgütlere destek vermekle suçlamak arasında büyük bir fark var. Ben bunu yabancı platformlarda da çok dedim. Sadece şunu söyleyeyim. Türkiye'nin sınırlarından teröristler geçti. Evet geçti. Hala da PKT geçiyor. Hangi sınırdan geçiyor? Ama o zaman yani Peki, çok ciddi bir serbest bırakma vardı herhalde. Hayır. Yani o PKK'nın gidiyorlardı. Şöyle bir durum yok. Şimdi bir taraftan Kobani'de bir Kürt şehri ve işitin tehdidi var. Haklı olarak kamuoyunda şöyle bir baskı var. Kobani'de bu yaşanırken neden sınırı açmıyorsunuz? Haklı bir eleştiriydi. Onun üzerine siz bir anda sınır açıyorsunuz. 3 günde geçen kişi sayısı kaç? 200 bin ile 300 bin arasında. Bunun kaçı terörist, kaçı meşru, kaçı, kaçı gayrimeşru? Bunu kim belirleyecek? Peki açmayı oraya bir sınır kapısı koysanız, herkesi tek tek kontrol etmeye kalksanız, peki Kobani'de yaşananların sorumlusu kim olacak? Ortada şu var herhalde Osman Bey. Ee, en, alttan Yayla yanlış, en alttan yanlış iliklenmeye başlanan düğme sonradan doğru olmuyor dolayısıyla. O yüzden yok, öyle değil. ortadaki yok. düğmeyi konuşmanın pek anlamı kalmıyor. Baştakini mi konuşuyor? en başta aslında Beşer esatla olan bir ideolojik bir çatışma oldu ortada. Anladığım şu ki, bilmiyorum değerlendirilme katılır lütfen, mısınız? Buyurun, buyurun. Ee, Mısır'da e çabuk düşmesi ve ardından Mısır ihvanının kolayca iktidara gelmesi ve Mısır ihvanı ile AKP arasında kurulan Mursi ile AKP Erdoğan arasında kurulan son derece olumlu diyalog anlaşılan o ki bende öyle bir hava estirdi. Suriye konusunda bir fırsat olarak değerlendirildi. Aynı Mübarek gibi Esad da burada iner, gidebilir ve Esad'ın yerine gelecek olan e, isim Müslüman kardeşler, Suriye ihvanından bir isim olabilir. Kaldı ki zaten ABD de e, böyle bir politikayı destekliyor, Mısırda olduğu gibi. O halde biz ABD ile beraber e, Esad'ın gidişine cevaz verecek işlere girişelim politikası aslında e, günün sonunda bizi böyle bir yere götürdü. Yoksa tabii ki Kobeni işini tartıştığımız zaman bambaşka bir sonuç çıkıyor. Buna katılıyor musunuz? Yani aslında bir fırsat olarak değerlendirdi mi o dönemki dış politik gündem? Katılmıyorum. Oradan devam edelim. Bir, Türkiye'de Müslüman kardeş Suriye'de Müslüman kardeşler yoktur. Bu çok e, rahatlatıcı bir ezber çünkü bazı konuları belli e, neler belli hikayeler üzerinden okuduğunuzda bütün her şeyi çok rahat an açıklayabiliyorsunuz. Türkiye'de Müslüman kardeşler yoktur. Suriye'de, Suriye'de. Müslüman Suriye'de, kardeşler olsun. yoktur. Dolayısıyla Suriye'de Sede Müslüman var. kardeşler iktidara gelsin diye bir şey yoktur. Suriye yönetimi hiçbir zaman Müslüman kardeşlere müsaade etmedi. Hiçbir zaman Suriye'de Müslüman kardeşler ciddi bir etkinlik kazanmadı. Mısır derseniz tabii ki. Mısır'da son ki seçimlere girdi. Meşru bir gruptur. Seçimlere girmiş olan bir cumhurbaşkanını tanımayın diyorsak bu başka bir şey konuşalım. Eee Esad'la ideolojik çatışma ben yüzünden ben böyle bir İhvanı pozisyon aldı. İktidar alır demedim ama en azından İhvanci benzer gruplar Be benze ama. benzer bir gruplar değil. Bakın Suriye'de benzer bir ideolojik hattın iktidar olabilmekte ihtimali... bir bakın şu oldu. Beşer Esat'la ideolojik çatışmanın sonucunda buraya geldik. Hariri suikastinden sonra bütün dünyanın Beşer hmm. Esat'ın karşısında olduğu bir dönemde. Beşer Esat'ı ki çok ciddi bir baskı var. Dünyaya karşı kim korudu? Kim savundu? Türkiye savundu. Peki o zaman Beşer Esat müsaire değil miydi? O zaman zaten Esat değil de Esat'tı yani. Ama o zaman i̇şte, o Arap, Arap Baharı doğru. Bir bir Esad bugün Bugün bile AK Parti, Genel Başkan Yardımcısı. ama ideolojik diyorsunuz. Hayır Arap Baharı'nın bir gündem. Arap Baharı'na geleceğim. Öncelikle şu ideoloji meselesini mi? bir şey yapalım. Bence biraz açık söyleyeyim. Ee, AK Parti iktidarının dış politikada ideolojik gerekçelerle her şeyi belirlediğini, burada tabii ben özellikle Sayın Davutoğlu'nun görevde olduğu dönemi söylüyorum. Bu Türkiye'nin devlet geleneğini de küçümsemek anlamına geliyor. Bir, iki, AK Parti'nin özellikle dış politika uygularken ki Sayın Davutoğlu'nun çoğu zaman devletçi olmakla eleştirilir, tarihsel bağlarla eleştirilir onun ve AK Parti iktidarının devletle kurduğu bence de çok doğru dengeyi de küçümsemek anlamına gelir. Fuat Signora Lübnan'da iktidara geldi. Ki orada sizin tabirinizle Hizbullah'ı var, dincileri var. Ben bu tabirleri çok benimsemiyorum ama daha rahat anlarım. Fuat Signora'yı destekledi Türkiye. Neden? Seküler bir isim. Çünkü o seçilmiş ve meşru başbakan oydu. Irak'ta yine benzer şekilde işte Sünniler vesaire vardı. Fakat orada İyad Allavi'nin başındaki seküler bir şeyidir. Iraki listesini kim desteklemiştir? Türkiye desteklemiştir. İdeolojik bir bağlılık mı var? Hayır yok. Ama o seçildi ve o birinciydi. Seçimi o kazandı. Şimdi bir taraftan sürekli olarak halkın iktidarı, halkın talepleri ni talep edip, anlatabiliyor muyum? Demokratik değerleri talep edip Başka ülkelerde demokratik süreçler sonucunda iktidara gelenlerin ideolojik yaklaşımlarını beğenmediğinizde onları kimisini ihbancı, kimisini dinci diye reddetmenin kendisi tutarlı bir yaklaşım değil. Kobani'de Türkiye'yi neden geç kaldı, neden kapıları açmadı, oradaki Kürtler eziyet görüyordu diye eleştirip Halep'teki Türkmenler ve Araplar aynı problemleri yaşadıklarında neden Halep'e de aynı duyarlılığı gösteriyor diye suçlamanın kendisi de tutarlı değil. Evet Türkiye, Arap Baharı ile birlikte... Arap toplumlarında yükselen demokrasi dalgasının, bununla bir şeyimizin olmadığını zannediyorum, Tahrir Meydanı'nda ve diğerlerde. Bu dalgayı olumlu görmesi bence doğrudur. Çünkü Türkiye eğer gerçekten o halklar kendi ülkelerinin iktidarında etkili olsalardı daha da iyi ilişkiler kurabilirdi. Bunu bir fırsat olarak görmüş görmüşümdür. Evet görmüştür. Ben buna yanlış bir şey de görmüyorum. Peki bu talepler o ülkelerdeki kimi baskıcı rejimler tarafından çoğu zamanda kanla bastırıldığında Türkiye'yi yanlış tercih yaptı diye suçlamanın kendisi siyasi olarak eleştirebilirsiniz ama ahlaki olarak yanlış mıdır? Evet bence yanlıştır. Çünkü orada siz e, kendi to Mısır'da da aynı şey söz konusu. Şunu eleştirebilirsiniz. Mısır'da Mursi iktidardaydı. E, Türkiye'nin Mursi ile yakın ilişkileri vardı. Ama kim iktidara geldiyse yakın ilişkisi vardı. Yani Kaddafi ile de vardı, Beşar Esad'la da vardı ve e, Mursi de orada seçilmişti. Uluslararası toplantılara katılıyordu. Tanımıyorum mu? diyeceksiniz. Sonunda bir devrim e, darbe yaşandı. Yok tabii ki tanıştınız. Biz Darbelere tabi... karşı da bir pozisyonumuz var. Yani iyi bir şey değil. Fakat sonrasında Türkiye e, Mısır'daki çıkarlarını da korumak için belli bir süre sonra Sisi yönetimiyle biraz daha esnek bir ilişki kuramaz mıydı? Bu meşru ve doğru bir sorudur. Fakat bu soru Bursi'nin seçilmiş bir cumhurbaşkanının darbeyle devrilmesini ve hapishanede hayatını kaybetmesini meşrulaştırmaz. Buna itiraz etmek demokrat olmanın bir gereğidir ama onun sonrasında siyasi esneklik içerisinde, diplomatik esneklik içerisinde Türkiye'nin de çıkarlarını korumak için daha bu Bu makul bir sorudur. Bunu tartışabiliriz ama ilkelerimizi doğru yerine koyalım. Yani, yani Türkiye neden <laughs> Arap Baharı döneminde yanlış tercih yaptı? Yanlış tercih neydi? Demokrasi, sokağa çıkmış olan, demokratik olmayan ülkelerde demokrasi talep eden insanların yanında olmak yanlıştı diyorsak bunu ayrı bir şekilde tartışalım. Ama sonrasında devam eden süreçlerde diplomatik hatalar olmuş mudur? Esneklik hataları olmuş mudur? Hesap verme yanlışları olmuş mudur? Evet olmuştur. Bu tabii Bu da gayet da, doğal bir yani şey. Yani öyle bir